projesinden faydalandık. 2 yıl ödemesiz, kalan 5 yılda ödeşmek üzere toplam 7 yılda ödeşebilen iyi bir projeydi. Bundan yararlandık. Yurt dışından 200 düve getirdik. 100 aileye bölüştürdük ikişer tane. Ve bunda da çok çok başarılı olduğumuz kanısındayım. Şu anda hemen kasabamızın %70'i bu gelen ineklerin torunlarıyla geçinmektedir. Geçtiğimiz yıl 2005 yılında Tarım Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurulu ortaklaşa verdiği projede tekrar yararlandık. Bu da 2x100 süs sığırcılığı projesiydi. Orada düve seçimi yurt içinde yapıldı. Yurt dışı kadar düveler verimli değil. En az %30-35 verim düşüklüğü var. Ben gelecek dönemlerdeki alacaklar için Tarım Bakanlığımızdan rica ediyorum. Lütfen yurt dışından taze kan getirilsin veya taze sperma getirilsin. Hiç değilse soy kütükleri iyi kontrol altına alınsın. Aldığımız düveler pedigrili olsun. Düve bulmakta zorlanıyor. Giden arkadaşların en büyük şikayeti bizim kooperatif de dahil yurt içinden düve bulmakta zorlanmalarıydı. Geliyor %10'unun 12'sinin hamile olmadığı, verimlerinin çok düşük olduğu, her şey göz önünde. Yani mümkünse ya ithal sperma çoğaltılsın. Bunlar da şu anda verdikleri teşviklerden çok çok memnunuz. Süt inekçiliğine verilen teşvikler, yem bitkilerine verilen teşvikler biraz da olsa biz İç Anadolu çiftçisini rahatlatıyor. Eğer bunlar da olmasa süt sığırcılığı burada yapma imkan ve ihtimali yok. Yani koyunculuğun battığı gibi bu da batar gider. Fakat şu anda iyi. En büyük sorunumuz suyu pazarlamak. Projenin özellikle son 5-6 yılda alınan meyveleri çehresini değiştirmiş 870 haneli çukur kuyunun. Büyük kentlere göç durmuştu o zamanlarda. Hatta geri dönenler bile olmuş topraklarına. Yetiştirici memnun. Çok değişiklikler oldu. Yani değişiklik önceden dövdük, tallarla, tapanlar. Evet, benim uğraşıyor tallarla, tapanlar da. Şimdi önceden bir koyun üzerine sadece süt damırdık, hayvanıyordu suyu üzerine. Sonra da bu 95'te sağ olsun başkanımız bir şey getirdi. İlk önce korkarak girdik bu şeye teşvik. Sonra da 100 kişiydik biz bu kooperatif kurarken şey teşvik amaçlı. Sonra da kurduk, ilk şeyini aldık. Yani geldikten sonra, buzarladıktan sonra şeyler, hayvanlar. Şeyine bakınca, rahatlık olunca, sonradan herkes yani imreniyor başladı. 100 kişi aldı dedi. İlk önce şeyden biz teşvikten yararlandık bu kooperatif şeyinden. Sonradan herkes dedi rahatlığına bakınca, biz de şey denildi, yardımcı olalım, bize de getirsinler dedi. Sağ olsun başkan, ikinciyi de getirdi başkan da. Biraz zaman şey etti. Bizim başka şeyimizde şey yok. Devlet desteklemesine memuruz. Buza parası, süt iadesi.